depending on how you define the region, there are still millions of displaced persons in that region too. We want to take that violence level down so that we can begin to return the displaced persons to that region as well. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'daydı. Riyad'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye'den çekilme süreci üzerine konuştu. Trump'ın Türkiye'ye tehditler savurduğu Twitter mesajından sonra ilk açıklamasıydı. Çekilme kararında bir değişiklik olmadığını söyledi. Sınır güvenliğini sağlamak için uğraştıklarının altını çizdi. We want a secure border for all of the parties, not even just the Turks and the Kurds. There are Arabs, there are Christians in the region. That's a we want that to be a place where there isn't violence. Pompeo, Suriye'deki terör örgütü PKK-PYD'yi Kürtlerin temsilcisi olarak tanımlamaya devam ediyor. Terör örgütü için bir kez daha Suriyeli Kürtler ifadesini kullandı. Türkiye'nin Kürtlerin peşinden gitmemesi talebinde bulunduklarını söyledi. US and coalition service members. Trump Twitter hesabından tepki çeken açıklamalarda bulunmuş, olası bir operasyona karşılık Türkiye'yi ekonomik yıkımla tehdit etmişti. Pompeo'ya o açıklamalar da soruldu. Pompeo, bu soruyu Trump'a sormalısınız dedi. Trump'ın yaptırımları kastetmiş olabileceğini söyledi.